مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات ما يقي من درنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz cümle peygamberler aleyhim salavat ve teslimat ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmain bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kemten yâke namdü ve yâke nesta'in ihtina sınavdan mustakim sınavdan. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnemâ meselüs salavatil hamsi. Beş vakit namaz. Neye benzer? Şuna benzer. Kemeseli nehrin cârin alâ bâbi ahadiküm. Sizden birinizin kapısı önünde akan nehir gibidir. يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ O ev sahibi kapısının önünden akan nehirde her gün yıkanır. مَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ Onun kirlerinden bir şey kalmaz. Namaz buna benzer. Güzel bir namaz. Namazın 12 farzı var. Vacipleri var. Sünnetleri var. Bunlara riayet ederek kılınmış namaz günahları döker. Kendinden önceki vakitte şimdi ikindiyi kıldık Allah kabul etsin. Öğle namazından bu tarafa işlediğimiz günahları siler. Kabul olunmuş güzel namaz. Akşamı kılarsanız ikindi ile akşam arasında işlediğiniz günahları siler. Böyledir. Günde 5 defa evinizin önünden akan nehirde siz yıkansanız sizde kir kalır mı? Kalmaz. Aynı bunun gibi 5 vakit namazını güzelce kurallarına uyaraktan kılan müminin günah kirleri kalmaz. Evet. La yabka min nefsi şeyyün mine zünub. Evet. Günahlarından hiçbir şey kalmaz. Kendi günahlarından hiçbir şey kalmaz. Kirler kalmaz. Müminlerin günahını böyle namaz döker, temizler. Evet. Buna dair çok hadisler var. Şimdi namazı kurallarına uygun kılarsa dedik. Şimdi herkes aynı derecede kabiliyetli değil. Aynı derecede eğitim, öğretim görmüş de değil. Evet, elhamdülillah Müslümanız ve namazımızı kılıyoruz. Ama Kur'an'da mesela Kur'an okunuyor. Namazda Kur'an okunuyor. Kur'an kıraat. Yani namazda Kur'an'la okumak namazın farzlarındandır. Olmazsa namaz yok. Şimdi kıraatı düzgün yapabiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'i kuralına uygun okuyabiliyor musun? Biraz üzerinde düşünmek lazım. Biz yıllarca talebe okuttuk. Birçok öğrenci son hakkında geçiyordu. Ders aldığı halde yıl sonunda imtihanı kazanamıyordu Kur'an'dan. Şimdi sen öyle bir eğitim görmedin. Yaptığın, okudun Kur'an acaba ne ölçüde doğru? Şimdi ne diyelim, ne diyeceğiz? Ha, onun lafı ona getirmek istiyorum. Bunun garantisi camiye gitmenizdir. Camiye gittiniz, geldiniz, uydum şey imama dediniz. Şimdi burada kaç kişi varsa bu imamın namazın sorumlusu imam. Sen çünkü uydum ama dedin, durduk. Fatih okumadık.
zamm-ı sure okumadık, değil mi? Sadece tesbihleri yaptık. Tesbihler şart değil namazda, farz değil. Farz olan kıraat. İşte camiye gittiniz de uydum şiyim ama dediniz mi, namazınız garanti. Garanti kabul. Kabul belgesi var, garanti belgesi var. Namazınız kabul olunca da nehirde 5 defa yıkanan adam gibi günah kiriniz kalmıyor. Onun için akıllı hareket edelim. 5 vakti camide cemaatle kılalım, imama yıkalım vebali, kendimiz sınıfı geçelim. Hem sonra biliyorsunuz, cemaatle namaz kıldığınız zaman 27 kat fazla sevap veriyor Allah. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ayrıca namaza cemaatle camide kılmaya alışmış mümin imanla geçiyor. Garanti, o da garanti. Cemaate devam eden mümin son nefesinde imanla göçer. Buna dair de hadisler var. Ayrıca namaza gitmek iman alametidir. Bir adamın camiye namaz kılmaya gittiğini, camide cemaatle namaz kıldığını gördünüz mü? Ona kafir diyemezsiniz. Hocam şehadet kelimesini bilmiyor ki adam ama imama uydu. İmam okuyor, siz susuyorsunuz. İmamın okuduğu sizin cemaatin okuduğu oluyor. Onun için imam da ettahiyyatü şehadet kelimesini okuyor. Adam şehadet kelimesi getirmiş oluyor. Bu nedenle cemaatle namaz kılan, tabii abdestli, cemaatle namaz kılan adama kafir denmez. Mümindir. Yanlış yapıyor. Mümin olduğu için kardeşimizdir. Yanlışını düzelteceğiz. Emri maruf yapacağız. Şurada şu eksiğin var diyeceğiz. Ama ona kafir diyemeyiz. Ayrıca mahşerde insanlar toplanacak. Bekleme süresi var. Onun ne kadar olacağını Allah biliyor. O bekleme süresinde bazı kimseler çok sıkıntı çekecek. Güneş bazen yaklaşacak, bazen çok soğuk olacak, bazen zifiri karanlık olacak. Hadislerden anlıyoruz bunları. Cami kuşu olanlar mahşerde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenen 7 adamdan birisidir. Yani cemaatle namaz kılmaya huy edinmiş. 5 vaktin camide cemaatle kılıyor. Hemen aman kaçırmayayım filan diye kalbi mescide bağlı. Cami kuşu derler buna. Böyle adamlar herkes o sıkıntılarda yanıp kavrulurken arşın gölgesinde ferah fahur olacak. Güzel insanlar topluluğunda haşrolunacak. Cemaate devamın bir faydası var. Ayrıca şimdi elhamdülillah Türkiye'miz kafirleri kıskandıracak kadar güzel. Nüfusumuzun 50%'ye yakını genç. Amerika'da, Avrupa'da çocuk yapmıyorlar. Çocuk yapmak zor geliyor. Amerikalıya, Avrupalıya çocuk yapmıyor. Dışarıdan gelen, onlara işçi olarak çalışanlar da çocuk parası alalım diye çok çocuk yapıyorlar. Bundan dolayı Amerika'da zencilerin oranı 50%'ye dayandı. Şimdi görüyorsunuz kavgalar çıkıyor. Polis öldürüyor zenciyi. Yarın iktidarı gelecek. Çoğunluğu elde edecek. Demokrasi var demişler. Kim çok oy alırsa o geçer demişler. Aynı dert Avrupa'da da var. Ondan dolayı orada da kara kara düşünüyorlar. Krizdeler. Üreten değil, yiyen adam var. 70'lik, 80'lik. Gidip görebilirsiniz. Çocuk yapan yok. O kadar bol para vermesine rağmen devlet çocuk yapmıyor. Bundan dolayı krizdeler. Elhamdülillah memleketimizde, Müslüman memleketi, Peygamberimiz çok çocuk yapın. Ben sizin çokluğunuzla övüneceğim tavsiyesine uyuyor müminler. Elhamdülillah nüfusumuzun yarıya yakını genç. O bakımdan onlardan çok çok iyi durumda. Bunu çok kıskanıyorlar.
Türkiye'mizi karıştırmak için her yolu deniyorlar. Her yolu, evet, deniyorlar. Bizim bu güzelliğimizi bozmak istiyorlar. Kendisi gibi, kendileri gibi krize girmemizi istiyorlar. Her yolu diyorum. Bunu siz gördüğünüz, bildiğinizde çoğaltabilirsiniz. Evet, şimdi Efendimiz buyuruyor ki, evet, siz geldiniz camiye, Allah'ın evinde Allah'a misafir oldunuz. Cami Allah'ın evidir. Camiye gelen Allah'ın misafiridir. Size misafir gelen adama en azından bir şeker ikram edersiniz. Çay kahve ikram edersiniz. Allah ekramül ekremindir. Kerem sahiplerin, cömertlerin en cömertidir. Cömertliği insanlara o verdi. Evet, Allah daha çok verir. Şimdi geldiniz, kazandınız. En büyük kazanç ne? Evet, herkes camiye gelmiyor. Allah'a küfreden de var. Şu anda meyhanede Allah'a küfreden, nara atanlar da var. Her şey Allah'ın elinde. İsterse dünyayı anında yıkabilir. Her türlü belayı verebilir. Her şeye kadir. Biz buna inanıyoruz. İşte böyle azgınlar, sapkınlar, Allah küfredenlerden dolayı Allah Zülcelal Hazretleri, hadis Buhari Müslim hadisine göre arz ediyorum size. Mealini size arz ediyorum. Efendimizin verdiği haberi size naklediyorum. Böyle insanların bulunduğu topluluğa azap etmek ve niyetlenirmiş Allah. Niyetlenirmiş. Taş yağdıracak yani. Yerin dibine batıracak yani. Çünkü Allah'a sövüyor adam. İsyan ediyor. Bizim aramızda. Ama diyor Peygamberimiz, müminler camiye gidip camiyi doldurup camide diyor saf bağladılar mı? Düzgün saflar halinde yan yana en yakın görevli meleklerine, melekler arasında da hizmet şeysi var, rütbesi var. Başlarında Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Ondan sonra yer melekleri, gök melekleri, onların amirleri, memurları var. En Allah'a yakın olan mukarrab meleklerine buyurmuş ki, ben bu millete, bu topluluğa azap etmeye niyetlenmiştim. Ama şu müminlerin benim evime gelip huzurumda saf bağlamaları, hep beraber namaz kılmaları çok hoşuma gitti. Bu azabı erteledim. Onun için dünya kıskanıyor bizi. Her türlü yerlerden karıştırmaya çalışıyor. Camiye koşun, namaz kılın. Cenab-ı Hak onların hilelerini kendilerine çevirir, ayaklarına dolaştırır. Memleketimizi onların kötü, bozguncu teşebbüslerinden, girişimlerinden korur. Efendimizin Buhari Müslim hadisidir bu. Camide kılın. Hem namazınız garantili, hem 27 kat alıyorsunuz, hem imanla göçüyorsunuz, hem de memleketi ayakta tutuyorsunuz. Batırmıyorsunuz. Ne muhteşem şey namaz kılmak. Onun için camide kılın, camiye koşun. Evet, namaz evde kılsanız da geçerli. 12 farzını, vacibini yaptınız mı namaz vardır. Ama camide bu şeyler var, güzellikler var. Onun için Efendimiz bize camiye gitmemizi emrediyor. Bir de buyuruyor ki, bir mümin 40 vakit, kaç gün ediyor? 8 gün. Günde 5 vakit olunca 8 gün. 40 vakit imamla beraber Allahu Ekber demiş şimdi. Bizim imama yetiştiğimiz gibi ilk rekatta imamla beraber Allahu Ekber demişse 40 vakit hiç arada fasıla vermeden, evet, bu mümin cennetlik beraat alır. Cehennemden kurtuluş beraatı alır. Bu Süleymaniye'de de var, mahallenizdeki camide de var. Ama özel olarak Medine-i Münevvere'de de var. Onun için hacca gidenler Medine'de 40 vakit kalırlar. Bizim Müslümanlar adet edilmiş, güzeldir. Benim mescidimde 40 vakit diye orada da var müjde. Fakat Medine-i Münevvere kaydı olmadan bütün camilere bu özelliğin verildiğine dair
Buhari Müslim hadisleri var. Onun için camide cemaatle namaz kılın. Camide namaz kılın. Belalar defolsun. Şerler defolsun. Hayırlar beri gelsin. Buna vesile olun. Buna vesile olun. Evet, bu şekilde namaz kılın. Bu iyilikleri var camide. Ama bir adam beş vaktini geçirmiyorsa, beş vakit nehirde yıkanmış adam gibi günahlarından kurtulur. Günahlarından kurtulur buyuruyor güzel peygamberimiz. Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir. Allah'a inanmanın ispatıdır. İşte akimus salah dedin, buyurdun, emrettin ya Rabbi. Allahu Ekber, durdum divanına, boynum kıldan ince. İşte bak rükû ediyorum, eğiliyorum huzurunda. İşte bak secde ediyorum. Ben çok aciz bir kulumum. Senden merhamet bekliyorum. Sen yücelerin yücesisin. Namaz, Allah'ı tefekkür, zikirdir. Bu duygular içinde namaz kılıyoruz. Dinimizi, direğini dikiyoruz. Bu cami dünyada eşi olmayan bir cami. Bunu ayakta tutan aşu fil ayağı diyorlar bunlara, şu direkler. Bakın dört tane. Dört tane. Ne muhteşem mimarmış ki, Allah rahmet eylesin. Bomboş görüyor musunuz? Bu koca kubbeyi dört ayağa oturtmuş. Bu direği yıkarsanız bu kubbe yıkılmaya maruzdur. Namaz dinin direği olduğuna göre, din binasının ayakta durmasını istiyorsanız namaz kılacaksınız. Öyle diyor peygamberimiz. Ve men terakehe hedemed din. Namazı terk edenin dini yıkılır. Yıkılmaya maruzdur. Evet, inkar etmeyen kafir olmaz. Ama ha yıkıldı ha yıkılacak durumuna gelir. Namaza devam etmek, din direğini ayakta tutmak, dini sağlamlaştırmak anlamına da gelir. O bakımdan müminler namazı terk etmemeli, camide kılmaya özellikle dikkat etmelidirler. Hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Beyhaki nakletmiş ama bunu destekleyen, arz ettiğim gibi Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarında geçen hadisler var. Allah onlardan razı olsun. İnneme bu'istu hatimen fatihan. Ben mühürleyiciyim, sonlandırıcıyım. Aynı zamanda kapıyı açanım. İlk kapıdan girenim. Hem sonum hem ilkim. Allah Allah. Nasıl oluyor bu iş? Ben peygamberlerin ilkiyim. Demişler ki ya Resulallah, ne zaman peygamberdin sen? Adem ruh ile ceset arasında, daha cesedine ruh verilmemiş. Ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim buyuruyor. Efendimizin sözü bu. İlk peygamber Muhammed Mustafa. İlk yaratılan Muhammed Mustafa'nın nuru. Ondan yaratılmış her şey. Allah onu sevmiş, her şeyi yaratmış. Allah onu yaratmasaydı, onu sevmeseydi hiçbir şey yaratmayacaktı. Öyle diyor. Yunus Emre de öyle söylüyor. Ağaçlar Muhammed aşkına yeşerir. Muhammed aşkına çiçek açar. Muhammed aşkına yemiş verir. Her şey Muhammed aşkına. Dünyada böyledir. Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle. İşte ben diyor ilk peygamberim. Adem yaratılmadan evvel ben peygamberdim. Buna işaret ediyor. Fatihim dediği bu. Hatimim ne demek? Mühürleyenim. Sonlandıranım. Son peygamber. Dünya geliş bakımından kim? En son peygamber. Hatemün Nebiyyin. Kur'an'da geçiyor ya. Muhammed Mustafa, daha peygamber gelmeyecek. O son peygamber. Birisi çıkar, ben peygamber falan değilse tımarhaneye götürmek lazım. Aklından zoru vardır.
son peygamber dünya geliş açısından Muhammed Mustafa. İşte buna işareten ben sonlandırıcıyım, mühür basanım. Mühür ne demek? Yukarıdaki yazıyı aynen kabul ediyorum, doğrudur demek. Evet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Azimüşşan'da peygamberlerin adları var. Bir kısmı bildirilmiş, işte 28-29 peygamber var. Bir kısmı bildirilmemiş. Biz bu Kur'an'da geçenlere inanmak zorundayız. Evet, biz Muhammed Resulullah deriz ama o cümlenin içinde İsa Resulullah, Musa Resulullah, Lut Nebiyullah, onlar da var. Çünkü Kur'an'da onlar da geçiyor. Kur'an haber veriyor. Onları tasdik ediyor peygamberimiz. Mühür vuruyor. Bunlar da peygamber diyor. Benden evvel geldiler. Mümin de onların hepsini tasdik etmek zorunda. Bir tanesini kabul etmezse La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözü kabul edilmiyor. Peygamberin şeyini uymamış oluyor. Evet, hem hatimdir, sonuncudur. Hem de Fatih'tir, ilktir. Nübüvveti, peygamberlik çığırını açan odur. Ama peygamberlik çığırını kapatan da odur. Evet. Nübüvvet, peygamberlik feleği peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber durdu. Bundan sonra dönmüyor. Bitti. Son peygamber, ahir zaman peygamberi. Bu ahir zaman, zamanın sonu. Ne kadar sürer Allah bilir. Artık kıyamet kopacak. Ama ne kadar sürer Allah bilir. Allah bilir. Peygamberimiz sonuncusu. Sonuncusu. Evet. Nurlandıran, bütün geçmişi, inanmamız gereken şeyleri bize öğreten, her şeyin aslı, sırların sırrı. Evet. Olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tamamlayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve utitu cevamiyul kelim. Ben böyleyim, bir de cevamiyul kelimim. Ne demek? İlkokul tahsili yok. Orta lise, üniversite tahsili yok. Ama Ekvator'da yaşayan, o ormanda yaşayan böceklerin adını söylüyor. Bundan dolayı Müslüman olan botanik alimleri var. Hiçbir tahsil görmemiş. Adamın bulduğu böceği peygamberimiz söylemiş. Evet, Allah, muallimi Allah. Her şeyi öğretmiş. Her şeyi öğretmiş. Evet, bugün hukukta devlet niye denir? Hukuk fakültelerinde okunuyor. Devlet, aynı ideali paylaşan, bir düzen içi yaşayan bir topluluğu olacak. Buna millet deniyor. Ama yalnız millet olmakla devlet olunmuyor. Onun yaşadığı, başkalarının onun izni olmadan giremediği bir toprak parkısı olacak. Ona ülke deniyor. Peygamberimiz bunu Avrupa görmeden evvel çoktan uygulamış. Medine-i Münevvere gelmiş. Aha demiş, şu dağla şu dağ arası haram. Benim iznim olmadan buraya kimse giremez. Burası bizim ülkemiz, vatanımız. Şimdi insanlar kaç yüz sene sonra, bin sene sonra devlet bu demektir diyorlar. Zaten peygamberimiz hiç okumadan, yazmadan bunları uygulamış. Uygulamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç tahsil olmadığı halde mesela bugün hukukta suçun unsurlarından en önemlisi kasttır. Suçu işlemeye kastın var mı yok mu? Ceza ona göre. Peygamberimiz bunu genel prensip olarak iki kelime ile söylemiş. İnnemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Evet. Cellat da adam öldürüyor. Ama niyeti ne? Adaleti uygulamak. Adam öldürmüyor. Görev yapıyor. Görev yapıyor. Adaleti uyguluyor. Ama hiçbir günahı yokken, hiçbir suçu yokken bomba atıp veya şu veya bu şekilde bir adamı öldürmek
kainatı ateşe vermekten berbattır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Niyetler görüyorsunuz. Şimdi namaz kıldık. Ne yaptık? Ayağa kalktık. Böyle yaptık. Eğildik, kalktık, yattık, kalktık. Ne bu? Şimdi okullarda beden eğitim dersi var. Askerde eğitim talim var. Marş marş. Yat, kalk. Beden eğitim dersinde de çök, kalk diyor hoca. Biz onu yaptık. Yok. Niyet ettim ikindi namazının farzına. Uydum şimamı dedik ya. O niyet bu beden eğitim hareketini ibadet yaptı, namaz yaptı. Aynı şekilde cellatın niyeti adalet uygulamak onu ibadet yaptı. O niyeti niyet amellere, ameller niyetlere göre değerlendirilir. Cellatın adam öldürme suç değil. Görevi. Adalet uyguladığı için sevap alacak. Ama öteki günahsız adamı öldürdüğü için kainatı ateşe vermekten daha kötü iş yapıyor. Evet. Niyetler önemlidir. Efendimiz cevabını kerime bak. İki kelimeyle bugünkü ilmin vardığı sonucu söyleyivermiş. 1400 sene evvel. Böyle cevabını kerim az sözle çok anlamlı kitaplar dolusu içeriği olan sözler sarf etme kabiliyetini Allah bana verdi diyor. Allah bana verdi. Ben öyle bir Allah'ın lütfuna ermiş peygamberim. Cevamül kelimim. Ve fatihu. Yani kapalı şeyleri açıklayacak sözleri de ben söylüyorum. Kur'an okuyoruz. Anlayamıyoruz. Bir bakıyoruz peygamberimiz bu ışığı demektir diyor. Halbuki üniversite tahsili yok. Onun hadisleri Kur'an'ı açıklıyor. Sözleri, fiilleri, takrirleri. Ben hem böyle kapalıkları açıklayanım. Hem cevamül kelimim. Kapalı şeyler benim sözlerimle, davranışlarımla ulaşılamayacak anlamları ben anlatırım. وَاَخْتُسِرَ لِيَ الْحَد۪يسُ اِخْتِسَارًا Ben az söyleyip çok anlam ifade eden yeteneğe sahibim. Allah bana bunu verdi. Ben az konuşurum, öz konuşurum. Konuştum mu çok anlam ifade eder. Bu özellik bana verildi. فَلَا يُهْلِكَنَّكُمْ مُتَهَوِّكُونَ Sizi günahkarlar, sonunu düşünmeden iş yapanlar aldatmasın, bunlara kanmayın, benim sözlerime kulak verin. Hiç düşünmeden iş yapar adam, sonra eyvah mahvoldum. Vaktiyle ne düşünmedin bunu? İşin sonunu niye düşünmedin? Evet, onun için diyor ki peygamberimiz etteenni minerrahman. Planlı hareket etmek, projeli hareket etmek, düşüne düşüne Allah akır vermiş. Bunun sonucu ne olur? Yaparsam yararlı mı olur, zararlı mı olur? Düşündükten sonra yapacaksın. Böyle düşünmeden giriyor. Evet, sonra bakıyorsun çırpınıyor. Beni kurtarın diyor. Mahvoldum da işte böyle. Bunlar sizi kandırmasın. Bugün bazı görünüşte göz kamaştıran şeyler olabilir. Sonuna bakın diyor. Düşünmeden girmeyin. Bir iş yapacaksanız mutlaka düşünün, plan yapın, istişare edin. Sonucu ne olacak? Yararlı mı, zararlı mı? Böyle yapmayanlar sizi aldatmasın. Bakıp da yanılmayasınız. Evet. Bu hadis-i şerifi de Ebu Kilabe Hazretlerinden Beyhakî nakletmiş. Bunun adı Abdullah bin Zeyd bin Amr el-Basri. Basra'da yaşamış. Zatlardan birisidir. Şam'a gelmiş. Şam'da da oturmuş. Allah ondan razı olsun.
Evet. Hazreti Ömer'den, Ebu Hureyre'den, Ayşe radıyallahu anh efendimizden, hanamızdan, diğerlerinden hadis nakletmiş. Radıyallahu anh. İnnemâ sümmiyet binti Fatıma. Benim kızım Fatıma, Fatıma ismini şundan dolayı aldı. Ez-Zehra, El-Betül, Allahu Ekber. Bintün Nebi Aleyhisselam, Muhammed Mustafa'nın bin Hatice. Hatice anamızdan, evlatlarından, kızlarından birisidir. Fatıma çok değerli insandır. Çiçek nasıl sevilir? Rastgele bir ot var, bir de çiçek var. Bayılırsın, bir de para verirsin güzelliğinden dolayı. Zehra öyle güzel. El-Betul dünyaya metelik vermiyor. Her gün oruç tutarmış. Her gün namaz, gece gündüz namaz kılarmış, ibadet edermiş. Her gün oruç tutan adam da dünya şeyi meyil olur mu? Her gün oruç tutuyor. Hazreti Ali de radıyallahu anh da Arap'ın en kahraman pehlivanını Hendek Harbi'nde bir kılıçla ikiye bölmüş. Keza Hayber'de Yahudilerin en kahraman şeysini, askerini bir kılıçta yere yıkmış. Öyle güçlü bir adam. Bir omuzda Hayber Kalesi'nin demir kalesini kart diye yıkmış, indirmiş. Çünkü Muhammed Mustafa ona dua etmiş. Allah'a kuvvet ver ya Rabbi demiş. Öyle bir güçlü adam. Hanımı Fatıma, Peygamberimizin kızı. Bir şeyi anlatmak istiyorum. Ama Hazreti Ali, Fatıma'nın değerini biliyor anamızın, üstüne ikinci hanım almamış. Fatıma anamız vefat edinceye kadar onunla tek hanım olarak yetinmiş. Betül dünyaya ilgisi olmayan demek, hiç dünya sevgisi olmayan demek. Betül o demek. Fatıma anamızın kardeşleri var. Evet. Hazreti Hatice'den olan evlatları ondan peygamberimizin. Rukiye, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Abdullah, Tahir, Tayyip ilk çocukları ama ölmüşler. İbrahim biraz yaşamış. Mukavkısın hediye ettiği anamızdan olmuş ama o da yaşamamış. O da vefat etmiş. Şimdi Cennetül Baki'de yatıyor İbrahim. Erkek evlatlar yaşamamış. Efendimizin sülalesi, nesli Fatıma anamızdan devam etmiş. Fatıma anamız evet için dünyadan ilgisi yok. Dünyayı meyletmez. Neden? لَنَّ اللّٰهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ. Allahu Ekber. Çünkü Allah Fatıma anamızı seveni cehennem ateşinde yakmaz diyor Peygamberimiz. Fatıma anamızı yakmadığı gibi onu seveni de yakmaz diyor. Fatıma anamızı seveni de yakmaz. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarının en muazzamıdır. Hepsi de güzel de Fatıma başka. Bir kızı da Ümmü Gülsüm. O da üstün yetenekli bir kızı. Hazreti Osman'a verdiği. Hazreti Osman Bedir'e katılamamış. Çünkü hastaymış hanımı. Efendimiz izin vermiş. Ondan sonra da ölmüş Ümmü Gülsüm anamız. Ağlamış Hazreti Osman. Şapır şapır ağlamış. Demiş Osman, ben seni çok seviyorum. Hiç üzülme. Başka kızım olsaydı, bin kızım olsa hepsini verirdim diyor. Hepsini ölseydi hepsini verirdim sana diyor.
Hazreti Osman'ı bu kadar seviyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Gülsüm anamız, onun hanımı, Efendimizin en kızların içerisinde en üstünü Fatıma, ondan sonra Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiye. Şimdi Fatıma anamız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz 41 yaşındayken dünyaya gelmiş. Evet. Hazreti Ali Bedir Harbi'nden sonra onunla evlenmiş. Hazreti Ali kuruşu olmayan bir adam. Ebu Bekir Efendimiz tüccar. Elbise, kumaş satanlara ne diyorsunuz siz? Onun ticaretini yapıyormuş. Hazreti Ömer deri ticareti yapıyormuş. Nafakasını öyle sağlıyor. Hazreti Osman gıda toptancısı. Fakat Hazreti Ali'nin kurusu yok. Ücretle gidiyor, iş görüyor o koca adam. Hatta Yahudi'ye bile ücretle çalışmış. Ücretle geçimini sağlıyor. Elinde bir şey yok. Demiş, ne vereceksin Ali? Bir şey yok Ali'nin. Mihir vermesi lazım. Hem de peygamberin kızı. Değeri ne ulaşılır mı? Kılıcımdan, kalkamdan başka bir şeyim yok ya Resulallah. Evet, öyle mübarek. Hayatını öyle şey etmiş. Bedir'den sonra onunla evlendi. Evet, ondan Hasan doğdu. Doğar doğmaz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabii yetki çocuğun adını vermek babanın. Ailesiyle anlaşırlar. Son söz babanın. Ali demiş, ne isim vereceksin bu oğlana? Harp ya Resulallah demiş. Benim bir mücahid olsun. Allah yolunda cihad etsin ya Resulallah. Harp. Yani isim çok önemli. Sahtekar ismi verirsen hakikaten oğlan sahtekar olur. Kız sahtekar olur. İyi isim vereceksiniz ki verilen ismin etkisi var. Harp vereceğim demiş, mücahid olsun ya Resulallah. Ali demiş, baksana Cebrail de Hasan diyelim diyor demiş. Peki ya Resulallah, Hasan demişler. Yoksa harp verecekmiş ki asker olsun diye. Arkasından Hüseyin doğmuş. Ali demiş, buna ne isim vereceksin? Harp vereceğim ya Resulallah. Mücahid olsun. Baksana gene Cebrail Hüseyin diyor demiş Ali. Hüseyin ismini vermişler. Arkasından Muhsin doğmuş. Zeynep doğmuş. Ümmü Gülsüm kızları. Evet. Fatıma anamız böyle muhterem bir insan. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmış. Gidici belli. Namaz kıldıramıyor. Ağlamaya başlamış. Gel demiş. Eğildi. Hali yok. Eğilmiş. Başlamış Fatıma anamız gülmeye. Sonra soruyorlar. Ağlıyordun, niye güldün? Arkamdan sen de geleceksin dedi. Babama kavuşacağım diye. Hakikaten 6 ay sonra o da gitmiş arkasından. Babasının vefatını dayanamamış. Babasına, Resulullah'a kavuşmuş. Fatıma anamız, Allah şefaatine bizi nail eylesin inşallah. Efendimizin nesli onunla devam ediyor. Fatıma anamızdan. Normal olarak erkekten devam eder. Ama Efendimiz'e mahsus olmak üzere kızından devam ediyor. Peygamberimiz Efendimizin nesli. Evet. Ramazan'ın 3 gün Ramazan çıkmasına 3 gün kala vefat etmiş Fatıma anamız ve 11. senede Ramazan ayında vefat etmiş. Evet. Kaç yaşındaymış biliyor musunuz? 29 yaşındaymış. Dayanamamış peygamberimizin babasının vefatına. 29 yaşında o da Efendimiz'den 6 ay sonra vefat etmiş. Şimdi hanım öldüğü zaman
nikah biter. Koca öldüğü zaman nikah devam eder. 4 ay 10 gün. Ama bir adamın karısı öldü mü, hıh dedi, ruhu çıktı mı, nikah biter. Onun için nikah bittiğinden dolayı vefat ettikten sonra yüzünü okşayamazsın. Gözünü kapamak gerekir ölen adamın. Gözünü Bismillah ve ala milleti Resulullah diye, gözü açık olmasın diye. Çünkü vefat eden adam gideceği yeri görür. Bakın isterseniz oradan biz de geçeceğiz. Azıcık alışın. O gördükleri şeye bakarken canı çıkar. Öyle açık kalır gözü. Tabii can gidince çikin olur göz. Müminin aleyhinde ya her gün gözüne bak. Ben ne kadar çikin dedirtmemek için gözünü Bismillah ve ala milleti Resulullah diye böyle sıvazlayacaksınız sıcakken. Çünkü soğudu mu kapayamazsınız. Böyle açık gelir. Börtlek bir göz. Aleyhine konuşmaya sebep olur. Hemen 300. Ama kocası yapamaz. Neden? Elin karısı ol. Bitti, nikah bitti. Mahremlerinden birisi yapacak bunu. Çenesini kapatacaksınız. Böyle açık şey olmasın diye. Bu sağ kalanların görevidir. Ama Hazreti Fatıma anamızın gözünü Ali kapatmış. Çengesini o bağlamış. O yıkamış. Evet. Bu ya diye bir profesör de benim hanımım öldü diyor. Onu diyor yıkadım diyor. Kefenledim diyor. İlahiyat profesörü. Vay. Şaşkın vay. Evet. Dinin kuralı bu. Hanım öldü mü nikah biter. Dinin kuralı bu arkadaş. Hazreti Ali nasıl yıkamış? Hazreti Ali yıkadığını örnek alıyor. Sahabi de, sahabilerin en fakihi, hukuk bileni, Abdullah bin Mesud. Ali demiş, ne oluyor? Öldü karın, nikah kalmadı. Niye demiş, sen yıkıyorsun? Sert çıkmış, sert çıkmış. Evet, doğruyu söyleyene kızılmaz. Doğruyu söylüyor. Hazreti Ali radıyallahu anh demiş ki, Abdullah Mesud, Resulullah buyurdu ki, Fatıma senin dünyada da hanımın, ahirette de hanımın, aslanım. Bizim nikah bitmedi. Bana vaz özellik bu. Onun için nikah bitmedi demiş Abdullah. Ha şimdi tamam demiş. Ama o onun şeyini alıyor. Ben hanımım diyor yıkadım, kefenledim diyor. Haramdır. Kabre bile indiremez. Oğlu indirir. Kardeşi indirir. Amcası indirir. Nikah düşmeyecek olanlar hanımı. Öyle. Ama Fatıma Hanımız buyurdu ki Resulullah, Ali'nin dünyada da ahirette de hanımıdır. Nikah devam ediyor yani. Özel. Özel hüküm var. Namazını da Hazreti Ali kıldırmış. Evet. Vesalla aleyha Ali. Hazreti Ali. Bazı kimseler Hazreti Abbas, peygamberin amcası, onun da amcası diyorlar ama Hazreti Ali'nin kıldırdığı daha meşhur. Evet. Hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şifatını bizim nail eylesin. İnneme sümmiyel beyad lianne Adem'e Ebul Beşer lemme ühbita ilel ardı harakatu şems ahrakatu şems fe esvedde fe evha Allahu ileyhi en summil biyiz fasame evvele yevmin febyadda sülüsü cesedih felemme samer yevme sani ebyadda sülüse cesedih فلما صام اليوم الثالث أبيض جسده كله فسمي البيض. Evet. Şimdi ayın 13, 14, 15. günlerine eyyam biz derler. Ayın en parlak devridir değil mi? Siz ona dolunay diyorsunuz. Dolunay.
ayın tam tekerlek gibi olduğu dönem, ışığın en çok olduğu dönem. Onun için eyyam biz beyaz günler, ışığı çok günler, geceler denir. Şimdi Adem Aleyhisselam yaratıldı. Yaratıldıktan sonra onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yarattı Allah. Adem Aleyhisselam yarattıktan sonra meleklere dedi ki buna secde edin. Meleklerin tamamı secde ettiler. Ama şeytan cin taifesindendir. Onun aslı dedi kokar çamur. Kokar çamurdan yarattığı sağlamdır. Kokar çamur özlü olur. Köylerde kerpiç evler vardır. Ben biliyorum çocukluğumda. Çamur kardıktan sonra bekletirler özleşsin diye. Evet, Kur'an'daki ayetler böyle. Kokar çamurdan yarattı. Özleşmiş çamurdan böyle lastik uzar o çamur. Benim aslım ateştir. Şeytanın aslı ateşten yaratıldı. Kur'an'da var. Onun aslı kokar çamur. Ben ondan üstünüm. Niye secde edecekmişim? Dedi. Eba vestakbara. Secde etmedi, gururlandı. Allah da onu kovdu. Sen beni bunun yüzünden kovuyorsun. Ben de ondan intikam alacağım. Dedi. Bana dedi. Mahşere kadar izin ver. Kıyamete kadar izin. Mahşere kadar diyor, kıyamet kopma acısını görmeyecek şeytan. Allah'ı kandıracak güya. Sana dedi, kıyamete kadar izin var. Kıyamet acısını sen de çekeceksin. Ama bana sığınanların kılına dokunamazsın. Ben dedi, onların önünden, arkasından, sağından, solundan Adem Aleyhisselam'ın neslinin her tarafından, dört tarafından ona nüfuz edeceğim. Sana gelen yolunun üstüne oturacağım. Onu azdıracağım, intikam alacağım. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Ama beni, bana sığınmayan, benden yardım istemeyenler için Hodri meydan, yol açık. Şimdi innehu lekum aduvvun mübin. Kur'an'da ayettir. Şeytan bizim ezeli düşmanımızdır. İntikam alıyor. Herkesin bir şeytanı var. Benim kaç tane var? Çünkü beni yanıltırsa hepinizi yanıltacak. Cevat Hoca yaptı diye hep yanlış yaptı. Onun için bana çok asker gönderiyor. Ama hiç korkmayın. Yatarken Bismillah. Kalkarken Bismillah. Yerken Bismillah. İçerken Bismillah. Evden çıkarken Bismillah. Eve girerken Bismillah. Dükkana girerken Bismillah. Dükkandan çıkarken Bismillah. Camiye girerken Bismillah. Çıkarken Bismillah. Bismillah dininizden düşürmeyin. Bismillahirrahmanirrahim dört kelimedir. Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bir adam Bismillahirrahmanirrahim dedi mi? Şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan nüfuz edeceğim dediği kapıları kapatmış oluyorsun. Evine girerken Bismillah dedin mi? Zemheri de sokakta tingildeyip duruyor. Soğukta. Yemek yerken Bismillah dedin mi? Bir lokma alamıyor. Dört kapıyı kapatıyorsun. Evet. Bismillah'ı dilinden düşürme. Cünüpken de Bismillah diyebilirsin. Ama tuvalette, banyoda Bismillah demek uygun değil. Pis yerler. Hem rakı içeyen Bismillah olur mu lan? Allah'la alay eder gibi. Sen yasak ettin, işte senin adınla içiyorum. Küfründen korkulur. İyi yerlerde, mübah şeylerde Bismillah. Şeytandan kurtulursunuz. Onun için dalga geçin onunla. Öyle alimler var ki, şeytan hiç düşürmem bile diyor. Neden? Dilinden Bismillah'ı düşürmüyor. Sen de düşürme, hiç korkma. Namazda vesvese veremez. Camiden girerken Bismillah de. Girerken Bismillah de. Hiç bunu alıştır. Çocuklarını da alıştır. Evet, bunu öğret. Evet, bu şeytan işte bizim ezeli düşmanımız.
bundan kurtulacağız ki aklımız çalışsın. Aklımız çalışınca peygamberimiz aklımıza gelsin. Ona uyalım. O da Allah'a uyuyun diyor. Dünyada mutlu, ahirette mutlu olalım. Evet, şimdi Adem Aleyhisselam'a işte secde etmemiş, kovmuş. Şeytanir racim o demek. Kovulan, taşlanan şeytan. Rahmetten umudu kesilmiş, kovulmuş kimse, şeytan. Besmele, evuzu besmele çekersen böyle sen de kovuyorsun. Adem Aleyhisselam cennete koymuş Havva anamızla. Cennet çok güzel. Allah nasip etsin. Ben size orada anlatayım cenneti. Evet. Akla hayale gelmedik güzellikler var. O kadar muhteşem. Şimdi şeytan intikam alacak ya. Cennetin etrafında dolaşıyor. Evvelce o da oradaydı. Kapıya yakın geldiği zaman Havva demiş kardeş. Bak vallahi billahi. Kardeşlik adına söylüyorum. Ben demiş oradaydım. Allah size her şeyi yiyin için ama şunu yemeyin dedi ya. Evet. Cennetten sizi çıkaracak demiş. Onu yiyin. Ebedi kalın orada. Cennet çok güzel. Tamam kardeş deyince şeytanın düşmanlığı onun aklından gitmiş. Kardeş diyor. Adem demiş yahu. Şeytan böyle diyor. Kardeş dedi. Yemin billah etti. O meyveyi yersek ebedi kalacakmışız. Allah bizi çıkarmak için yedirmeyin. Defol demiş git. Şeytanın sözüne inanılır mı? Ama cennet çok güzel. İnsanların zaafı var. İnsanın hoşuna giden şeyler insan dayanamaz. Cennet de çok güzel. Adem de insan. Bir daha gitmiş. Adem etme demiş. İnat etme. Yiyelim ondan. Cennet çok güzel. Çıkmayalım. Git demiş. Oyun içe kadardır. Bir daha gitmiş. Adem etme gözüm canım ciğerim benim. Havva demiş doğru söylüyorsun. Cennet çok güzel. Çıkmayalım buradan. Yer yer yemez de avret mahalleleri açılmış. Kur'an'da hikaye anlatılıyor. Çıkın dışarı. İşte Adem Aleyhisselam Serendip Adası'na Havva'nımız ciddiye indirmiş. İki aşık yandık. Vah vah Rabbena zalemne enfüzene ve illem tavfirlene ve terhamnerlene künene minel khasirin diye diye 300 sene kanlı gözyaşı dökerek tevbeden sonra Arafat'ta buluşmuşlar. Arafat ismi oradan geliyor. Müzdelife'de evlenmişler. İnsan nesli oradan devam etmiş. Şimdi Adem Aleyhisselam yaratılmış, cennete sokulmuş. Cennet güzel yer. Güneşi yakmıyor arkadaş. İstersen gidelim. İnşallah. Ha, bak doğru mu değil mi bakarız. Allah nasip etsin. Amin. Oraya sokacak, kazandıracak iyi amelleşmeyi işlemeyi Allah bize nasip etsin, yardım etsin. Şimdi cennetten çıkınca dünyanın güneşi yakmış Adem Aleyhisselam'ı. Hadis o. Onu anlatacağım. Esmerleşmiş Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam böyle güneş yakıp esmerleyince Allah ona vahyetmiş. Fevhallahu ileyhi en summil beyz. 13. ayın 13. günü oruç tutmayı, oruç tut demiş. Adem Aleyhisselam oruç tutmuş. Fesana evvele yevmin febyadda sülüsü cesedihi. 13'ünde oruç tutunca cesedinin üçte biri cennetteki güzel haline gelmiş. Esmerlikten çıkmış. Felemme savmel yevme saniyim. İkinci günde oruç tut demiş Adem. 14. günü. Tutunca felemme ibyadla sülüse cesedihi. Üçte ikisi normal haline gelmiş. Esmerlikten git kurtulmuş. Felemme samer yevme salis ebyadla cesedihi kulluhu. 15'inde de oruç tutunca yine Allah vahyetmiş tutmuş. Cesedinin tamamı esmerlikten kurtulmuş, beyaz tenli olmuş. Ondan dolayı ayın 13, 14, 15'ine eyyam-ı biyız denmiş. Adem Aleyhisselam'ı beyazlanmaya sebep olan günler. Evet.
bir mümin her ayın 13, 14, 15'i oruç tutarsa o ayı oruçlu geçirmiş sayılır diyor Peygamberimiz. Her ay oruçlu geçirmiş sayıldığı için sahabe 13, 14, 15 tutarmış, ondan sonra yiyor. Nasılsın? Oruçluyum. Yiyin lan. Allah'ın lütfü lan, Allah öyle sayıyor. Oruçlu sayıyor, yememe rağmen oruçlu sayıyor. Muhammed Mustafa söylüyor. Buyur, sen de tut. Her ayın 13, 14, 15'i oruç tut. Ayın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sayılırsın. Sahabe öyle diyormuş. Allah'ın ikramı kardeşim. Evet, iyi bir şey ama oruç tutmuş sayılıyor. Bak, Adem babamız da öyle yaptı. Sen de 13, 14, 15 her ayın orucunu tut. Bu Allah'ın fazlı ihsanı. Evet, Allah'ın ziyafeti. Gene hadis-i şerifi Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüme nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine nail eylesin. İnnemâ yahrumu alen nâr küllü heyyinin leyyin. Evet. Garibun sehlün. Hepimizin derdi cennete gitmek. Cennet Allah'ın mükafat yeri. Onun emirlerini tutarsak Allah oraya sokacak. Akla hayale gelmedik güzellikler var. Ancak gidinle anlaşılabilir. İhtiyarlamak yok. Hep 33 yaşında herkes. Herkes hiç ihtiyarlamıyor. Yorulmak yok. Susamak yok. Ne istersen anında emrinde. Cennette otururken kuşlar geçiyor mesela. Ağaçlık, yeşillik, süt nehri var, bal nehri var, 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 var. Şu kuş kebap olsa da yeseydim. Aklından geçiyor. Hemen huriler diyor ki, buyur. Kuşu kebap yapıp önüne getiriyorlar. Aklından geçince, tamam mı? Ondan sonra diyor, ulan ne adamım ya ben. Güzelce uçan kuşu kebap yaptım ya. Yedim ya. Yemesem uçsa daha iyi miydi, değil miydi? Hemen kuş diriliyip yine uçuyormuş. Yani cennet böyle bir yer. Ne istersen yerine getiriliyor. Allah girmeyi nasip etsin İnşallah. İşte oraya girmek için çok yol var. Evet. Birisi de her vakur kibirsiz insan küllü heyyin. Ben profesörüm. O zenginim. Tahsilliyim. O merak ya. Konuşmayı bilmiyor be. Cebinde kuruş yok lan. Kibirli, gururlu. İnsanlara tepeden bakıyor. Hiç yerine sayıyor. Sinek kadar gömüyor. Kibir sıfatı Allah'ındır. Kibirlenen adam Allah'ın sıfatına sataşmış demektir. Allah'ın hakkı olmadığı Allah'ın sıfatını almak istiyor. Allah çok kızıyor. Mütekebbir Allah. Güzel isimleri var. 99'un sayan cennete giriyor. Birisi o. Öyle değil adam. Profesör de olsa, devlet reisi de olsa, başbakan da olsa, bakan da olsa, genel müdür de olsa, zengin de olsa, ne olsa, hamal geliyor, buyur kardeşim, buyur beyefendi, ne istiyorsun kardeş? Hiç kibir gönül yok. Aa, bu adam cennete girer diyor. Kibirlenmeyen adam cennete girer. Şimdi biz sakallıyız, yaşlıyız, belli oluyor ya. Muamele yapıyor havaalanındaki memur. Bir uçardan görünce, sakallı görünce köylü zannediyor. Amca, dayı, söyle. Sonra gelince bakıyor. Ya kim olursa olsun sakallı, yaşlı, köylü insandır. Allah'ın eşrefi mahlukudur. Ben müdürüm, amirim filan diye. Amca, dayı, küçüklük anlamına söylüyor tabii. Hiç yeri saymıyor. Karşılaşıyoruz. Tabii bu nefse ağır geliyor. Ama nefse ağır gelen şey iyidir. Adamı kızmayacaksın. Teşekkür ederim abi diyeceksin. Nefsin yendiğin için.
Nefsin yendiği için. İbrahim Ethem kralmış, hükümdarmış. Allah ona hidayet nasip etmiş, bırakmış hükümdarlığı. Allah yoluna düşmüş. Hikayesi var da onu uzatmayalım. Ondan sonra elin parasıyla, yardımıyla geçinmek iyi bir şey değil. Yardım etmek iyi de ama kendi alın terinle geçineceksin. Allah'ın emrettiği bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazardan gelirken filesini taşıtmazmış kimseye. Kimseye yük olmak yok İslam'da. Onun için o da koca hükümdarlıktan aldıktan sonra aç yaşanmaz. Bağ bekçisi olmuş parayla. Koca kral bağ bekliyor. Adam ona ücret veriyor ki üzümler kimseye çalmasın, yemesin filan. Hırsız gelmiş. Girer girmez üzümleri yolup gidecek. Yakalamış. Demiş kardeş, benim olsa hepsi senin olsun ama ben burada görevliyim. Beni burada üzüm çaldırma diye ücret veriyorlar. Yapma demiş, etme. Bakmış ihtiyar. Hırsız da genç. Başlamış onu dövmeye. O da dövünce kafasını uzatıvermiş. Adam karnı kızınca dövmüş İbrahim Ethem'i. Ondan sonra İbrahim Ethem elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah demiş. Amca, adamı çıldıracaksın ya. Aslında sen haklısın. Benim çalmam doğru değil. Bir de üstelik dövdüm seni. Ama elhamdülillah diyorsun ya. Adamı deldirteceksin. Niye elhamdülillah diyorsun? Oğlum demiş, ben haklıyım. Görevimi yaptım, sen beni dövdün. Sen haksızsın. Bu benim nefsime çok ağır geldi. Ama nefsimi yendim, boynumu uzatıverdim. Karnı kızınca döv dedim. Nefsimi yendiğim için sen vesile oldun. Teşekkür ederim demiş. Şükür ettim Allah'a. Adam tövbekar olmuş. Yoluna girmiş. Şimdi şuyum buyum, haklısın ama kimsin lan sen falan diyor. Tanımıyor seni. Nefse ağır gelmez mi ya? Ben genel müdürüm. Ben zengin adamım. Nefse ağır gelir. Ama buna rağmen tamam kardeşim. Doğru söylüyorsun. Kızmamak, kibirlenmemek. İnsanlara tepeden bakmayan adam cennete girer. Leyyinin, yumuşak, sert davranmıyor. Gel lan buraya. Şimdi namazda secde var. Secde namazın farzı. Hep bunu ben çeşitli vesilelerle söylüyorum. Secde yedi aza üzere olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alın burun yere değecek. Yumuşak olmaz. Bastıkça giden olmaz. Sert yere. İki el üç. İki diz beş. İki ayak. Ayağın aslında yere değmesi altı el olur değil mi? Şimdi biz ayağa kalktığımız zaman altı yere değiyor. Secdede de altı değmesi lazım. Onun için böyle yaparız, böyle kıvırırız değil mi? Parmaklarımızı kıvırırız. Evet. Secde böyle olur. Sünnet üzere. Peygamberin emri böyle. Ama adam 60'ında namaza başlamış, parmakları kıvrılmıyor. Eskiden beri kılsa kıvrılır parmakları, alışık. Onun parmaklarının ucu değmesi lazım. Şimdi ben camiye gidiyorum, bakıyorum. Adam ayaklarının sırtını yere koyuyor secdede. Bunun secde geçersiz. Kuduri Cevhere Neyyire şerhinde söylüyor. Onun için ayağınızın en az ucu değecek. Ters koymayacaksınız. Şimdi ben bunu söylüyorum. 35 senedir konuşuyorum ben. Erenköy'de. Dinliyor Allah razı olsun. Emekliler şunlar bunlar. Şimdi öğreniyor ya bunu. Camiye gördüğüm manzarayı söylüyorum. Cuma namazına gelmiş bir genç. Bilmiyor bunları. Böyle yapmış. Parmağının sırtını koymuş secdede. Gel lan bura. Sıpa gibisin. Daha namaz kılmayı bilmiyorsun. Böyle olmaz. Öyle diyor Peygamberimiz. Yumuşak olacaksın evladım. Yavrum,
ben yanlış mı gördüm yoksa secdede ayakla böyle yaptın diye onu onore ederek, kaçırmadan, yumuşak davranan, insanlara yumuşak davranan, yumuşak davranmak huyu, huy halinde olan cennete gider. Evet, karibün, cana yakın, herkesten kimseyle konuşmuyor herif. Tek başına yok, insanlar üns, arkadaşlık kurallar, yaratılışları bu. Tek başına yaşamayı bilmezler. Ama öyle bir herif ki kimseye bulaşmıyor, bulaştırmıyor. İnsanlara yakın, cana yakın adam. Huyu böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah emretmiş. Cana yakın, yumuşak davran. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ آلُ اِمْرَانِ 109. Evet, Habibim, sen böyle yumuşak olmasaydın, sert bir adam olsaydın, etrafında bu sevgi bağlarıyla sana, senin yoluna ölecek derecede severek toplananlar kalmazdı, dağılır giderlerdi. Şimdi Peygamberimiz ne kadar yumuşak bak. Efendimiz namaza durmuş, mescitte namaz kılıyor. Çöl bedevisi gelmiş, görgüsü tahsili yok. Peygamberimizden bir iş için gelmiş, bir ricada bulunacak. Efendimiz namaz kılıyor, eteğini böyle asılmış. Muhammed demiş, Allah'la işini sonra gör. Benim işim acele, ben çölden geldim. Sarsmış Peygamberimizi, yıkayacak neredeyse. Biz olsak tabii ne yaparız onu? Peygamber böyle yapılır mı lan? Sahabiler de bunu görünce koşmuştur. Diş sıkarak adamı dövecekler. Efendimiz selam vermiş, gülerek. Söyle evladım demiş, ne istiyorsun? Namazını bozmuş, gülümseyerek. Ama adam ötekilerin dövmeye geldiğini görmüş. İşini görüvermiş. Keza bir bedevi gelmiş, Peygamberimiz sohbet ediyor camide böyle. Gelmiş cami, ben 69'da gittim, kumdu. Mescid-i Nebevi'nin şu anda içinde kumdu, kum. Kabe'de kumdu arkadaş. Kumun üstünde namaz kılıyorduk biz. Kum. Gelmiş herif, çölden gelen adam ayağı dikelmiş, şar 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 işemiş. Camiye işenir mi lan? Ama adam bilmiyor. Hemen yine dövmeye kalkmışlar oradakiler. Durun demiş, durun. Adam nasıl durdursun? Bir o işini görsün. Bunu adam görmüş. İşini bitirince gel evladım demiş, gülerek. İyi ki sen vardın demiş. Sen olmasan beni dövecekler diye. Gülerek, oğlum demiş, burası cami. Burada namaz kılınır, buraya işenmez. Ama gülerek söylüyor, yumuşak. Sert söz yok. Huyu bu olan adam cennete girer diyor. Kibirli olmayan adam cennete girer. Yumuşak huylu adam cennete girer. Sahil para istiyor. Bir iş rica ediyor. Şu işim görevi. Hay hay tabii. Evet. Öyle adamlar vardır. Peygamberimizin ahlakıdır bu. Kendini için bırakır, senin ricanı yerine getirir. Sahil. Ne söylüyor? Bak şu şartla, şu şartla, şu şartla sana borç veririm. Şöyle şöyle olursa şöyle. Yok. Tamam. Tabii yapabileceğin bir iş. Tamam. Olur kardeş. Sahil. Kolay. Evet. Sert olmayan adam cennete girer. Evet. Bu ahlakın güzel olduğunun alametidir. Kibirli olmamak, insanlara yumuşak davranmak, İnsanların işlerini görüvermek, insanlara tepeden bakmamak, işte halim selim insan olmak cennete götürme sebepleridir. Böyle olalım diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi de ikaz ediyor. Bu hadisi Abdullah Mesud'dan, Tirmizi, Taberani, Hasan senetle Ela uhbirukum bimen tahrum aleyhin nar veden külle heyyin leyyin garip sehl
cehennem ateşini insana haram kılan şeyden bahsedeyim mi? İşte bu kolay, yumuşak, insanlar cana yakın, kibirli olmayan insanlardır şeklinde. Keza Ahmed İbni Hanbel bu şekilde, işte bu yumuşak olmak, insanlara yakın olmak, kibirli olmamak, insanın işini görüvermek cehennem ateşini haram kılan huylardır buyurduğu şeklinde nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatini bizlerin nail etsin inşallah. Böyle ahlakla dikkat edin. Bunları öğrendik. Tam mesela kızacaksın. Peygamber böyle söyledi. Kızmaktan vazgeçin. Bu da iyi. Ama bu hedef değil. Adam hiç kızmıyor. Kızmamak huyu. Adama kim rica edilse tamam diyor. Huy haline gelmiş. Cebindeki parayı çıkarıp veriyor. Huy, huyu bu. İnsancıl, insanlara yakın, son derece halim selim. Huyu böyle, huyu. Böyle olacağız. Hiç zorlanmadan yapacağız yaptığımızı. İşte bu adam cennete girer buyuruyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyelim cümle günahlarımızı estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tövbe iley. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke bi sekilleti. Ve rafa'na aleke zikre. Ve ile afirat-ı fensabla ile arunda. 11'er İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife, ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Müstakim esrâdullâzînâ'l-âmdârîm. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım salat. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا
Amin. Subhan rabbiyal ali ila al vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahine, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlar, bizi yetiştiren üstazlarımız, burada bunun ervahı, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçen, bu cami-i şeriften ahirete göçen imam, müezzin, cemaat-i müslümin, vaiz, görevlilerin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şühada, müminatın, bu aziz vatanı bizlere canlarını bezlederek, sıkıntılara katlanarak hediye eden şühada ve kuzatın, arkasından Fatiha okuyacak kalmamış, kimsesi kalmamış, garip müminlerin ervahına hediyeledik vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel halleri tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Her hayırlı işte bizi muvaffak bil hayr eyle. Akıbetimizde hayr eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların memleketimize, Müslümanlara sokmak istedikleri kötülükleri, hileleri, tedbirleri ayaklarına döndür, dolaştır ya Rab. Bizim kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine, Müslümana karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Ümmet-i Muhammed'e merhametinle, lütfunla, affınla muamele eyle. Ya İlahi'l Alemin, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm Ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Subhanakallah ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.